tüm silahların eşit derecede tehlikeli olduğunu söylemek oldukça yanlış bir düşünce olur. Bazı silahlar saplamak için iyiyken diğerleri düşmanları uzaktan ekarte etmekte kullanılması için üretilmiştir. Bugün dünyadaki en tehlikeli yakın dövüş silahlarını inceleyeceğiz. Videoyu izledikten sonra listedeki en beğendiğiniz silahı ve sebebini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Listenin bir numarasının benim favori silahım olduğunu söyleyebilirim. 7 dallı kılıç. Bu kılıç 4. yüzyıl sırasında Güneybatı Kore'de hüküm süren Bangchi Hanedanı zamanında üretilmiştir. Bangchi Hanedanı Çin ve Batı Kore'nin çoğuna hakimdi. 372 yılında Bangchi İmparatoruna bir övgü olarak 7 dallı kılıç hediye edildi. Kılıç 75 cm uzunluğunda ve 6 yan dala sahipti. Gövdeden ayrılan bu dikenvari dallar kullanıldığında rakiplerine gerçekten ciddi zararlar veriyordu. Honjo Masumuni. Masumuni dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kılıç ustalarından biri olarak görülüyordu. Masumuni Uta'nın ürettiği kılıçlar kalitesi ve zerafetiyle meşhurdu. Honjo Masumuni ustanın ürettiği kılıçlar arasında en ünlüsüdür. 1946 yılında Amerikan ordusunda görevli çavuş Kobe Bitmore'un eline geçinceye kadar Honjo Masumuni nesilden nesile Shogunlar arasında devredilmişti. Ancak o zamandan sonra tarihi kılıcı bir daha gören olmadı ve Honjo Masumuni 2. Dünya Savaşı sırasında ortadan kaybolan en önemli tarihi eserlerden birisi olarak görülüyor. Cestus. Roma dönemindeki boks müsabakalarında yarışmacılar hayatlarını ortaya koyarlardı. Çünkü boksörler Cestus'ta tıpkı modern boksörlerin eldivenleri gibi eli tamamen kaplayan bir ekipmandı. Ancak Cestus eldivenlerinin üzerinde metalden dikenler ya da bıçakların olması büyük bir sorundu. Dövüşler sırasında sporcular hayatlarını kaybetmese de yüz şeklinin ciddi oranda değiştiğini tahmin etmeniz zor değil. Boynuzlu pirinç muşta. Çin'de üretilmiş boynuzlu pirinç muşta, zamanında kullanılmış en ölümcül yakın dövüş silahlarından birisiydi. Muştaya monte edilen boynuz bıçaklar ustaca kullanıldığında rakibin vücudunu kolaylıkla deliyordu. Bu ölümcül silah sadece rakibe değil, kullanan kişiye de zarar verebiliyordu. Bu yüzden boynuzlu pirinç muşta kullanan dövüşçülerin kendi ellerine zarar vermemek için çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Kılıç kıran. Kılıç kıran orta çağda kullanılan oldukça sıra dışı bir silahtır. Pek çok şövalye tarafından yan silah olarak kullanılıyordu. Kılıç kıran hançeri çok sağlam bir çelikten üretilir ve keskin tarafının arkasında sıra halinde rakibinin kılıcını kırmakta kullanılan dişler bulunurdu. Düşmanın ölümcül kılıç darbesini özel hançerle yakalayıp ani bir bilek hareketiyle kırabilirdi. Daha sonra ise hançerin keskin tarafıyla şaşkın rakibinin yaşamına son verirdi. Fener kalkanı. Fener kalkanı silahların İsviçre çakısı olarak da adlandırılıyor. Silahı yakından inceleyince sebebini siz de anlayacaksınız. Tıpkı bir İsviçre çakısı gibi fener kalkanı da pek çok değişik özelliğe sahip. Kalkan 30 cm yarıçapa sahiptir ve üzerinde diğer eklentileri de vardır. Bunlar arasında uzun kılıç eklentisi, dikenler, hatta kalkanın kendi kılıç kıranı bile vardır. Bunlar içinde en ilginci özel kalkana ismini veren bir fenerdir. Kalkana monte edilen fener gece karanlığında tenha yollarda haydutları savuşturmak için kullanılıyordu. Çakrım. Çakrımın genellikle kılıç gibi kullanıldığı sanılır. Ancak çakrımlar tıpkı şuriken yıldızları gibi fırlatılarak kullanılır. Hindistan'da kullanılmış bu silah en basit olarak metal bir disk ve etrafına keskin bıçaklar olarak tarif edilebilir. Çakrım bir frisbee gibi fırlatılabilir ya da tıpkı bir hançer gibi yakın dövüş silahı olarak da kullanılabilir. Çakrım kullanmakta usta olan bir dövüşçü 100 metre uzaklıktan rakibine ölümcül zararlar verebiliyordu. Zülfikar. 656 ve 661 yıllarında Hazreti Ali tarafından kullanılmıştır. Bu özel pala Hazreti Muhammed tarafından Hazreti Ali'ye hediye edilmişti. Hikayeye göre Hazreti Muhammed, Hazreti Ali'nin savaş alanındaki gücü ve başarısı için kendisine bir hediye vermek istedi. Kılıç şu anda İslam dünyası için adalet sembolü olarak görülüyor. Bu tarihi kılıcın gerçekte neye benzediği hakkında pek çok anlatı vardır. Bazıları Zülfikar'ın birbirine paralel iki ayrı kılıçtan oluştuğunu söylerken, diğerleri ise ucu V şeklinde açılan tipik bir pala olduğunu savunuyor. Efsanevi kılıç hakkında kesin olmayan pek çok bilgi vardır. Bilinen tek şey ise çok tehlikeli olduğu ve ardında derin bir hikaye olmasıdır. Özel kuvvetler kaması.
Özel kuvvetler kaması günümüzde görebileceğiniz en etkili ve tehlikeli bıçaktır. 35 santim uzunluğundadır ve paslanmaz çelikten üretilmiştir. Sahip olduğu ufak detaylar ve ince düşünülmüş özellikleriyle herhangi bir operasyonda her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek bir silahtır. Mikrotek çentikli komando bıçağı. Mikrotek çentikli komando bıçağı biraz garip bir isme sahiptir ve daha garip bir bıçak yapısına da sahiptir. Bu bıçağın 3 süper keskin kenarı spiral şekilde dönerek uçta birleşiyor. Bıçak sadece sizi öldürmekle kalmaz, aynı zamanda korkunç acılar çektirerek rahat bir ölüm olmamasını da sağlar. Bıçağın sebep olduğu acının büyüklüğü sebebiyle insanlık dışı olduğu görüşü hakim ve kullanımı tartışmalara sebep olmuştur. Mikrotek çentikli komando bıçağı vahşet potansiyeliyle listemizin birinci sırasını fazlasıyla hak ediyor. Bu bıçağın dizaynı ve sahip olduğu her bir özellik diğer yakın dövüş silahları arasında farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor. Her neyse, en tehlikeli yakın dövüş silahları listemizin sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz baş parmaklar havaya ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.